bir tek halktır. Halkı yönetme değil, halkı koruma. Abi teşekkür bu konu... Ne diyorsun abla, nasıl? Kimi savunuyor? Mükemmel. Anlamadım ben şimdi. Halkı abla. Halkı. Halkı. Halkı savunuyor ama buradaki ne? Bu ne burada? Bir dakika. Halkı abla. Savunuyorsun. Neyse ablacığım. Bunu sen... takmayacağını. Ben AK Parti'yi sevme konusunda, kişilik bozukluğunda kimseye karizlik yapamam, kimsenin özel haklarına giremem. Sen siz... halkı savunmuyorsun. Bunu Murat takmayacağım. Ablacığım siz ya, kendi çıkarınızla konuşun. Bir yer kalmadı. Ablacığım ben AK Parti'yi seviyorum. Vesile. Cumhurbaşkanı vesile oldu. Ona zarar verecek adam. Ben... Oha, AK Partili maske. İteme bak. Bütün sokağa çıkma yasaklarından koruyabilir seni. Bana vesile oldu. Ona zarar verecek adam. Ben karşına çıkarım. Erdoğan, Recep. Tayyip Erdoğan'ı yapma. Sayın Cumhurbaşkanımı seviyorum. Vesile oldu. Yaptı. Devletin bizdeki... Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. Yaşayamadığınız hayatın bilincinde değilsiniz. Sen bir yaşta olmaz. Yaşayamadığınızın hayatında bilincinde değilsiniz. İşte yine oy hakkına üzüldüğümüz bir gündeyiz. Yani mesela dediğim gibi kendini konuşabilen, anlatabilen, fikri bu olan insan artık farklı fikirdeyiz eyvallah deyip geçiyorsun. Ama şu insanlar da ben eyvallah deyip geçemiyorum ya. Deli la bunlar, yani böyle bir şey olabilir mi? Ne yaşanıyor lan? Bilinçsizsiniz. İşte o yüzden toplum çizergahında bu bozukluk oluyor abla. Çizergah. Düşene bir tekme vurma diye Allah. İşte Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ya, yani Z kuşağının hali bu artık. Bakacaksın, gül çekeceksin, güleceksin, ne yapacaksın? Bozukluk oldu ya abla. Kalmadı be. Kalmadı. Düşene bir tekme vurma diyor Allah. Allah düşene bir tekme vurma diyor. Düşene bir tekme yok. Düşene bir tekme yok. Kanım ben. Buranı dinle. Cumhurbaşkan bu veriyorum. Benim özel. Özel haklarıma giremezsin. Usulü suçlarım senin ha. Ne yapıyorsun? Bir tane koyarım, Allah köbertirim seni. Hadi lan şimdi. Ne konuşuyorsun ya? Ne oluyor sen? Ben basınım kardeşim. Ya kavga etmeyin tamam. Milletler geçer. Geleceksin lan buraya. Ne diyorsun sen? Ben kafanın gözünü kırarım bak. Kimsin mi? Karıştırma lan ortalığı. Bravo. Aa, zırtoya bak. Sana ne lan? Kim karıştırır? FETÖ'cü müsün nesin? Kim, ben mi? Bu ülkeyi bak. Bu ülkeyi halinde yapıyorsun. Hadi abi tamam. Vatan aynı köpeksin. Vatan aynı köpek sensin lan. Ya sen... Tamam, hadi dayıcım, hadi dayıcım. Allah'ım keşke akıl sik olsa da millete sokabilsek. Neyse. Böyle dua edeceğim artık. Ne diyeceğim anasını satayım. Adama baksana, fikri hoşuna gitmediği için bir anda dövmeye falan çalışıyor. Ne olur buna da bak. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Babacım uyuyamıyorum. Binali. Babacım uyuyamıyorum. Ben üzerindeki insanlara yardım etmem lazım. Helal para. Aa, dur tıkladım yanlışlıkla. Eyvallah abi. Evet, linkleri almaya devam edebilirim. Bu neden yıllar sonra benim önüme düştü peki? Bunu hatırlayan var mı? Bunu hatırlayan kadim insanlar aramızda mı abi? Dur bir dakika, alacağım birazdan linki. Yerel seçimlerden önce, yerel mi? Genel seçimlerden önce miydi? Neydi?
Adam gibi adam var mı? Yok. Tayyip Erdoğan'ın alnından öpüyorum ben. Çek onu. Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim. Onun kafasını yerim ben. Neden? Adam gibi adam yok. Kim var? Beni dinle, beni dinle. Adam var mı? Yok. İlk evvel Türkiye'yi yolarım, kendi sülalemi düşünürüm. Yolar kaçarım. Ondan sonra milleti düşünürüm. O adam neler yaptı? Üniversite mezunları hepsi gibi boş gezdi. Beni ilgilendirmiyor. İş çok, çalışsınlar ancak. Şimdi edepsiz söyleyeceğim. Fin 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 yapacağı ne? Çalışsınlar ya. Nerede iş çok. Nerede mi çalışacak? İş çok. Anlıyorlar anca. Ya nerede nerede? Boşver Tayyip aşkım. Tayyip. Tayyip gibi adam yok. Ne yaptı? Hangi tesisleri? Neler hangi açtı? Yapsın adam be? Fin 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 yapıyor musunuz gençler? Var mı bir şeyler? Fin fin fin. Var. Güzel. Güzel. Çok konuşma, boş konuşma. Boş konuşma. Sakın ha. Ya sana ne? Allah Allah. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Çıkmayın ara. Tayyip Erdoğan, çek beni. Yaşa Tayyip aşkım benim. Senin beni her yerini yiyeyim be. Tayyip, Tayyip, Tayyip. Al sana Tayyip. Üniversite öğrencileri karşılıklı burs alıyor. Ben konuşurken araya ne giriyor? Girmesin araya. Üniversite mezunu genç. Şarlatanlık yapmıyorum. Şarlatanlık yapmıyorum. Eskileri unutamıyorum. Delireceğim. Delireceğim. Senin çocuğun, benim çocuğum. Şu an cezaevinde. Oğlum düşünsene annenin böyle bir şey olduğunu falan çıkıp Tayyip aşkım, Tayyip aşkım, şarlatanlık falan diyor. Yapmıyorum eskiler. Çocuklarım, hayır, senin çocuğun, benim çocuğum şu an cezaevinde. Oğlum ben yiyeyim. Eskileri unutamıyorum eskiler. Çocuklarım, senin çocuğun, benim çocuğum şu an cezaevinde. Oğlum ben yiyeyim. Dayı gibi izliyorum olanları ya. Evlatlıktan siktir olup çıkarım. Belki çıkarsın abi. Yeter artık. Başkanım yeter. Doğanın gör milletini sahibini. Allah beni yazı versin. Yine düştük mü buraya ya? Milli iradeye saygı mitingi. İnşallah. Erdoğan'ın götünün kılı. Doğanın gör milletini. Herkesin de alabileceği şeyler değil elbette. Aa dur lan ekran dur. Kamerayı oynatayım derken ekranı oynattım dur. Heh. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! En basit örneği. Bak. Borç ödeyeceğim. Neyle ödeyeceğim? Gelsin de canımı alsın. Hakim canımı alsın. Ha. Ege mi yeni video atmış? Ha, Ege yeni video atmış. Dur bakalım. Ege yine buluyor müzikleri. Sağlık. Reis ve reis. Bayağıdır bakmıyorduk lan Ege'nin kanalına. Farklı bir siyasetçi ve bir yerde konuştuğumu inkar etme anlayışına sahip bir insan değil. Şimdi hadi be, nasıl yani? Diyor ki benim için tek din dedi. Benim için diyor ki tek din dedi. Ben ne tek din dedim? Ne tek din. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Benim milletimin dili tektir. Tek dindir. Bildiğim din. Tek din. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Bir kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Ben, ne var? Erdoğan net konuştu bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var.
gönlümde. Öyle bir şey demedim. Aa. Yani bu gerçekten yaşandı bu arada. Yani bir saniye önce söyleyip sonra ben öyle bir şey demedim. Bu gerçekti lan. Oğlum nasıl ya? Erdoğan net konuştu. Bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Öyle bir şey demedim. Aa. Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. LGBT. Yok böyle bir şey. Ne bu da mı yeni? Nisan'da atmış bu. Atmıştık. Yok böyle bir şey. Yalan.